Ama belli bir noktadan sonra onun da değeri azalıyor şu anki meta itibariyle. Bakalım nasıl işletecekler, böyle şu an Redmir'in mi yoksa Lulu'nun mu nişancı pozisyonuna gittiğini. Ya tabii Irelia olay, çok iyi olay, bir dövüşçü. Olay olay olay. Şimdi orada sersemletmeyi başardı. Milica'yı yan taraftan iki isim birden geliyor. Hem saldırını hem Zergsting geldi ve yıkanı döktüler. Stefan havayı karartmıştı ama buraya gelmesi pek bir şey değiştirmedi. Bu arada Ragnar bile skoru verebilirdi orada. Şey konusunda da GBM'i çok bu arada Taldir'in başı belada. Taldir'in geri atabilecek mi rakibini acaba? Şimdi korkutuldu. Canı bayağı baz aldı Taldir'in. Ve orada... Frozen da bu arada biraz evvel bize ölümcül ahenk yeteneği. Ultisini kullandı Frozen, rakibinin üzerine gidiyor. Move geldi yan taraftan. Milica orada kızıl havuzunu kullandı Milica. Stefan geliyor tekrardan ultisiyle birlikte. Bakalım rakibini orada korkutabilecek mi? Şimdi onu korkutmayı başardı. Milica'dan kullanılan ulti var. Move'un canı 268 şu anda. O hasar yeterli olmuyor. Işınlandı, iptal ediliyor. Ve burada karşılıklı güzel iki oyun ama skor çıkmadı. Bol bol sihirdar büyüsü çıktı ama skor çıkmadı senin söylediğin gibi. Şimdi Tornant orta koridora yakın, aynı şekilde Zergsting de geldi. Zergsting'in sıçrası var. Bakalım orada sersemletebilecek mi Frozen? Hemen kızıl havuzunu kullandığında hiç riske girmedi. Evet, bu arada iki destek de orta koridora şöyle bir yaklaştı baskın için. Ormancılar şu an kadar oyunda hemen hemen çıktı. Yani... Bu arada Frozen direkt olarak ultisini kullandı orada. Baronayı kullanıyor. Milica bakalım hayatta kalabilecek mi? Tutuşur üzerine canını yeniledi. Orada Frozen düşürdüler. Sersemleyen bir taldırım var. Yan taraftan Alistar da geldi. 3 kişi havaya savruldu Hades tarafından orada. Paden kaçmak istiyor. Sıçrasını kullandı Paden. Milica düştü orada. 4 kişinin arasında bu arada. Zergsting o da düşüyor. 2'ye 1 bir değişim. Bursa buradan daha avantajlı çıktı. Bitmek üzereydi. En azından dağ içlerinde. Ama onun peşini takip edip kuleye vurdurabilirlerdi en azından. Ya ona gitseler ama daha ejderi bu arada alınmamış olacaktı. Orada en azından Ragnar tutup ejderi aldı Fenerbahçe. Tabi alacaklar herhalde, evet. 4 kişi geliyorlar. Meganar'ken mi gelecekler? Şu anda Meganar. Frozen ultisini kullandı. Paden kendine çekti orada. Yarı canını daha şimdiden kaybetti ulti. Güzel bir ulti geliyor ama. Orada smacı vuruyor Paden. Ve bu skoru alıyorlar. Diğer tarafta Baron'a başladı tahmin edildiği üzere Bursa Espor. Ama Baron'u ne kadar hızlı yapacaklar? Toplamda 3 ışınlan var. Tabii Zergsting burada. Paden'ın ışınlarını geldi. Taldir'in ışınlarını geldi. 7000 de Baron. Şimdi ışınlan kullanılıyor. İkisi aynı anda kullanılıyor. Ve Baron'u bırakmadı hala Bursa Spor. Bu onların sonu olabilir Zergsting'den. Harika bir sıçra onun faket kombosu. 3 kişi havaya savruldu. Burada ama hızlı bir şekilde Taldir'in düştü. Çünkü buraya yetişemediler. Henüz Moon ve Frozen ikilisi. Ama bu kitle kontrol yine de Baron'u durdurmayı sağladı. Yalnız Moon! Moon ve Frozen ikilisi burayı yok etti. Az canlı isimleri topladılar. Bir skor daha geliyor. Katliam geliyor bu ikiliden. O da diğer tek koridor şampiyonları gibi. Zizron kapısı da burada birer kişiler bırakıyor. Şu kaşarı, haşerileri. Bu arada bir takım savaşı izliyoruz burada. Işından kullanıldı ama Ragnar buraya geldi. Sanırım minyonlara dönüşecek. Hades'ten zamanında kullanılan bir sıçra. Stefan orada kronometresini kullandı ama Hades çok erken düşen taraf oldu. Karşılığında bu arada Moon skoru da alınıyor. 2'de 2 gitti Frozen'a. Zergsting 3 kişiyi tanklıyor orada. Zergsting hayatta kalabilecek mi acaba? Zergsting skoru Melissa'ya gitti. 2'de 2 iddialan Melissa tarafı. Melissa bayağı basar çıkardı bu savaşta ama Ragnar'ı kaybedecek burada Bursa Spor. Taldırım ve Frozen hayatta kalan son 2 üyesi Fenerbahçe'nin ve bu ikili burada bir skor daha aldı. Melissa burada iyi bir can kazanacak ama Taldırım ve Frozen o skoru da alacak gibi duruyor. Canı bayağı beyaz ve bir otomatik saldırı daha skoru getirir. Melissa kaçabilecek mi yoksa buradan? Kızıl Havuz sanırım ki geri döndü. Canını yeniledi biraz. Frozen atladı Kızıl Havuz. Pek bir işe yaramayacak. Darius hemen Baron'u korumaya gittiler nehre. Adını da zaten bıraktı. Frozen tek başına halleder diye. Frozen da 6-1-4'e geldi bu arada. Mavi takım ejderha. İyi götürmüş. Hades de düşmemişti aslında. Evet, onu da Irelia aldı. Burada Moon orada korkutulacak. Staff'ın ultisi devreye girdi ve Moon'u düşürdüler ama takım savaşı çıkacak burada. Staff'ın üzerine kullanılan bir vahşi büyüme var. Diğer tarafta iki kişinin arasında Frozen. Staff'ın düşecek burada. Smash geldi. Paden yalnız yüklerini toplamaya devam ediyor. Tolerant da düştü orada. Melissa düşmek üzere. Bir smash daha gelecek ama. Hep eller yarıda kalıyor, havada kalıyor orada. Hades de düşmek üzere. Sıçrasını az önce kullanmıştı. Hades skoru yalnız yine smash'ı vuramadı Paden. Bu yetenekleri kullanmak zorunda kalmış. Görkemli zafer yüzünden galiba. Evet, görkemli zafer. Bu arada Tolerant düştü. Sıçrasını kullandı ama oradan çıkış yok Tolerant'a. Yani tek başına totem bırakmaya gitti.
Taldır'ın birkaç saniye daha fazladan hayatta kalmasını sağladı ama Taldır'ın yine totemi bırakamadı oraya. Koruyorlar, onu söyleyebiliriz. Ragnar'dan Sıçra ile birlikte bir oyun gelebilir belki. Buna da ihtiyaçları var zaten. Ragnar Sıçra ile iki kişiyi duvara vurdu. Güzel bir sers hamletme. Araya giren bir Stefan var. Henüz skor haberi gelmedi ama üç kişiyi çok iyi orada kilitledi Frozen. Yan taraftan Hexek ultimatomu geliyor ve Hades'i düşürüyorlar. Bu skor move'da koruyucu melek devreye girecek. Paddle smacı vurmaya devam ediyor. Paddle içeri geliyor. Hayatta kalan son isim orada. Hades'i düzeltiyorum. Minit sayıdı ama Minit sayı da düşürdüler. Ve Fenerbahçe bu oyunu kapatıyor. Dakika 36'da. Bu savaşta İrelia'nın niye bu kadar önemli olduğunu da gördük. Niye birinci seçim olduğunu. Çünkü İrelia'nın yeni ultisi rakibin silahsız kalmasını sağlıyor ki bu inanılmaz bir etki. Yani Keskin Apis o etkiyi yarattığı zaman rakibin bütün belli bir süre hasar vermesini imkansızlaştırıyorsunuz. Hele geç aşamada inanılmaz etkili bir silah o.